Arkadaşlar, uzmanlarıyla sohbetlerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Malum gündemde bazı gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde biz de hepsini tek bir yayında hem konuşalım hem derleyelim istedik. Yine Kozan Bey'le beraberiz. Kozan Bey, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Hoş bulduk. Selamlar herkese. Teşekkür ederiz. Her defasında bir geçmiş olsun dileğiyle başlamak zorunda kalıyoruz biliyorsun Kaner. Bu sefer de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için çok geçmiş olsun dileklerimizle şey yapıyoruz. Hani biri bitiyor, biri başlıyor. O yüzden ne diyeceğimizi artık bilemiyoruz. Hep çok geçmiş olsun diyoruz. Evet, bu üst üste yaşadığımız felaketlerden tabii ki bunları yaşayan vatandaşlarımız daha çok etkileniyor ama biz de tabii ki onların acısını paylaştığımız için ekran başında biz de o tarz şeyleri gördükçe hani şey gibi hissediyorum ben de, ya diyorum ki hani bu vatandaşların zaten yaşadıkları bir sürü şey vardı, üstüne bir de böyle bir selle, yani diyorum Evet. ki neyse, Diyecek bir şey aynen bulamayız aynen Kozan Bey, malum hafta içi gündemde bazı gelişmeler yaşandı. Ben dün size de dedim hani onları da konu olarak derlemiştim. İlginç konular da vardı. Bunlardan bir tanesi de Twitter'da da hatta gündemi bayağı meşgul eden işte bu Rus Su-27'lerin Amerikan MQ-9 SİHA'sını, insansız hava aracını düşürmesi olayıydı. İbrahim Bey de hatta yaptığı paylaşımda bunun üzerinde bir NATO podunu taşıdığını da söyledi. Sonra şöyle bir tartışma da yaşandı üstüne. Bu Karadeniz'e düştü. Acaba onu çıkartma görevi bize mi gibi bazı tartışmalar, hani biz çıkartabilir miyiz gibi bazı tartışmalar diyordu konu üzerinden. Siz konuyu hani takip ettiniz. Nasıl değerlendirmeler, nasıl gözlemler edindiniz? şimdi çoğu zaman zaten Karadeniz'de bütün Rusya çevresinde korkunç bir dünyanın en yoğun nasıl diyelim elektronik istihbarat ve şey alınabilecek her türlü görüntü, sistem istihbaratı, yapılabilecek sinyal istihbaratı her türlü araç şu anda uçuyor. Karadeniz'de de sürekli global halk uçar şeyin. Özellikle dikkat edersen o bizim münhasır ekonomik deniz sahamızda uçmaya çalışıyor. Rusya'ya çok yaklaşmadan veri toplamaya çalışıyor. O çok pahalı ve çok özel bir sistem olduğu için. MQ-9 ise Amerikalılar için açıkçası bizim anka karşılığında yani kıymet olarak söylüyorum. Kapasite ve beceri olarak çok daha fazla ama hani ankaya karşılık gelebilecek bir onlar için kıymetli ve teknolojik şeyde bir sistem. O yüzden de bunu daha feda edilebilir görüyorlar. Daha önce de bunu yapmışlardı aslında. Gene bu düşürülen, aslında düşürülen diyelim buna. Şey, insansız hava aracı Sivastopol'a çok yakın. Yani 20 kilometre civarında yakın, böyle 20-25 kilometrelere kadar yaklaşmış bir şekilde. Görev yaparken işte pasif düşürme diyelim artık ona. Yani herhangi bir silah kullanmadan zorlayarak düşürmeye çalışıyorlar. Bu sırada bütün hani dünyadaki profesyonel hani pilotluk, savaş pilotluğu yapmış herkesin yorumu kazara düşürüldüğü yönde. Yani pilotun bilerek o şekilde bir dalışla çarpmaya çalışacağını şey yapmıyorlar. Kabul etmiyor. Özellikle de görüntüleri izleyenlerin hepsi ya bu kazara olmuş. Yani hani, evet düşürmeye çalışıyorlar. Hani, yakıt püskürterek, çok yakınından uçup dengesini bozmaya çalışarak, kontrolünü yitirtmeye çalışarak, vurmaya çalışarak, şey yapmaya çalıştığını kabul ediyor hepsi. Uçağı düşürmeye çalıştığını kabul ediyorlar ama çarpma kısmının kaza olduğu konusunda hepsi hemfikir. Yani istemsiz olarak başardıkları bir şey oldu. Daha önce de üzerine yakıt püskürtmeye çalışıp motorlarını boğma yöntemiyle şey yapmaya çalışmışlardı, düşürmeye çalışmışlardı. Bu sefer çarparak pervaneye ve diğer bazı sistemlere sanırım zarar vererek şey yaptılar. Başardılar düşürmeyi. Şimdi burada bakmamız gereken NATO ya da Amerika artık bu üzerine NATO podu olduğuna göre NATO görev uçağı olarak kabul edeceğiz bunu. Çok zorluyor. Yani haklı olarak ne kadar limitini zorlayabilirim görmek için bir şey. Haliyle de Rusya'da zaten bu kadar yaklaşıldığı zaman tepki vermeye başlıyor. Gidip de bizim işte münhasır deniz sahamız tarafında iş yapan RQ-4'de bir Su-27 ile bir herhangi bir tacizde bulunmuyor. Ama kendisine bu kadar yaklaşmış bir insansız aracı Amerikan olduğunu üzerinde büyük ihtimalle ya NATO'ya Amerikan kodlaması olduğunu görmesine rağmen tabii ki engellemeye çalışıyor. Düşürmeye çalışıyor. Durdurmaya çalışıyor. İşte kazara da olsa başardı. Amerika için çok büyük bir teknolojik kayıp mı? Hayır değil. Ama NATO podu yeni bir poddu. Rusya açısından bilmem ama Çin'in eline geçerse çok etkili olacağını yani illa bir kopyalama yapacaklarına eminim yani o poddu. Çünkü galyum arsenik de bile olsa şey yapar çok iyi bir sinyal istihbaratı ve genel amaç veri toplama üzerine kurulu bir görev poddu. Bu
hem Rusya'nın hem de Çin'in şu anda çok elinde olan böyle pod şeklinde hazırda olan bir şey değil. Çok daha büyük sistemleri işte uçakların içine döşeyerek kullanıyorlar onlar da. O yüzden kıymetli olan burada hani MQ-9 mu? Daha önce defalarca da İran'da vurdu. Şey de vurdu. Afganistan'da da kaybettiler. Yani o yüzden burada hani platform olarak çok bir şeyleri yok. Teknolojik bir sistemi yok. Sistemi zaten silmişler. Bazı şeyleri daha denize çakılırken uzaktan imha ile şey yapmışlar. Onlardan dolayı çok büyük bir endişeler olacağını zannetmiyorum. Ama pot konusunda bir şey yapmadılarsa Çin'in eline geçerse, Rusya'dan ziyade özellikle Çin'in eline geçerse o pot şey yapar. Etkin olur diye düşünüyorum. Bununla beraber dediğim gibi Rusya'ya çok yakın olduğu için bunu Rusya'nın şu anda çıkartabilmesi oldukça zor. Yani Rusya kendi Moskova kruvazörü çıkaramadı ya da çıkaramamayı bırak. İç üstündeki kıymetli ekipmanı bile sökemedi denizin dibinden. Böyle bir sistemi, küçük bir sistemi bulması, hadi buldu diyelim ki denizden çıkarması için gerekli ekipman şu anda Rusya'da yok. Vardı. O gemi bildiğim kadarıyla Harpun'la vuruldu. O yüzden dolayı şey oldu. Kurtarma bir gemisi vardı bir tane. O gemide gaz platformları şey yaparken vurdular. Onun haricinde bir tane 112 senelik kurtarma gemisi var. Yani çıkarabilir mi? Mucizevi bir başarı gösterirlerse çıkarabilir. Ama onun haricinde çok çok zor. Bu topa biz girer miyiz? Çünkü Bulgaristan NATO kuvveti, Romanya NATO gücü. Fakat bu ülkelerde kurtarma gemisi kavramı yok. Yani savaş gemisi bile yok doğru düzgün bu ülkelerin. O yüzden hani şu anda elinde TCG Alemdar'la ve diğer gemileriyle bunu becerebilecek tek ülke biziz. Biz bu topa girer miyiz? Sen yani Rusya'nın 20 mil, 20, 30 mil açığında düşmüş biraz uzaklaştığını kabul ederek söylüyorum. Bir sistemi şey yapmaya biz girer miyiz? Bence girmeyiz yani. O yüzden dolayı orada bir süre daha denizin dibinde kalacak. Anca savaş bittikten sonra ne olacağını göreceğiz yani. Ama şu anda hani ben bugünden yarın Rusların onu o kadar kolay çıkartabileceği konusunda şüpheliyim diyeyim ki bence. En şey yorumum bu olabilir. Ama dediğim gibi yani buradaki sorun bu insansız hava aracı Sivastopol'a çok yakın seyrediyormuş. Ya özel bir istihbarat almak için, özel bir sinyal istihbarat almak için ya farklı bir sebepten dolayı yani normalde olmadığı kadar yakın seyrederken şey yapmış. Ne derler ona? Kaza eseri düşürmeyi başarmış. Siz Çin'den bahsederken benim aklıma da şey geldi. Bu Çin'in gemi basma hızı geldi. Eğer dediğiniz gibi bu podda bir şekilde artık hani ellerine geçtiğini hani veya geçeceğini varsayarsak aklımdan da o an şey geçiyor. Diyordum ki ya haftada ayda en az böyle diyorum yani 50-50 basarlardı bu podlardan. Artık kendi insansız hava araçlarına takmak için tabii ki hani Tabii iç yapısını öğrendikten sonra. Hakeza hani temiz bir şekilde ele geçirebilirse MQ-9'u bile Çin'de, Rusya, Çin demiyorum ama Çin'de kendi o Wing Long'ların şeylerin kalitesini bile arttırmaya yönelik kullanılabilir. Ama yani dediğim gibi o kadar da ultrasır değil yani o şey. Pervaneli şey platformu. Kozan Bey, hazır Rusya tarafından bahsetmişken bu MQ-9'u düşürebilen bir diğer ülke de İran'dı. İran'da tabii ki MQ-9'la alakalı bir konu değil ama geçtiğimiz gün ilginç bir video yayınladı. Yayınladığı videoda da hatta şu an ben videoyu da açayım. Bir hızlı teknede hava savunma yapabilecek bir kabiliyet sergiledi. Ve aslında da yani hani bilmiyorum siz nasıl değerlendireceksiniz ama ben izlediğim zaman aklıma şöyle bir şey geldi. Benim bu yorumumu da siz nasıl bulursunuz onu da bir değerlendirmesini alabilirim. Mesela biz şimdi ulak yapıyoruz. Silahlı insansız deniz araçları yapıyoruz. Artık tekneler küçüldü ama taşıdıkları silah yükleri büyüdü. Mesela biz üstüne işte çeşitli boyutlarda işte Çakır olabilir gibi hani gemilere de zarar verebilecek nitelikte bazı füzeler koyabiliyoruz ve bir gemiyle bir insansız deniz aracının maliyetlerini karşılaştırdığımızda tabii ki insansız deniz araçları gemilere göre düşük maliyette daha çok zarar verebilir duruma geldi ki bu örnekleri hani Sıtkı Bey'le de daha önce yaptığımız yayınlarda da konuştuk hani bu kamikaze araçlarda artık bir seyir füzesi görevi görmeye başladı gibi belirttik ve düşük maliyetle yapıyorlar bunu. Aynı şekilde insansız deniz araçları da gelecekte tabii ki hani bu uzun süreli, uzun seyirli açık deniz görevleri için değil ama en azından kıyı şartları içerisinde çok can yakacak ve düşük maliyetle birçok farklı rolü üstlenebilecek diyebilir miyiz gemilere göre? Vallahi o kadar uzattın ki diyemeyiz.
diye kısaca bitireceğim yani soruyu. Okey. Şimdi şöyle toplayayım. Öncelikle Sıkkı Egeli herhalde Türkiye'deki İran sistemleri konusunda en bilgili, kamuda da çok uzun yıllar çok yetkin görevlerde çalışmış isimdir. Keşke daha sık ve çok yazsa da hep beraber daha çok okusak. Orada da aynen konuşmuştuk, bu sistemler gitgide hem ucuzluyor hem de kabiliyetleri artıyor diye. Burada bir İngiliz sürat teknesini zamanında almışlardı birkaç tane. Bu sürat teknesinden kopyalama da değil, hani büyüterek yaptıkları bir tekne formu var. Bu tekne formunun içine İranlılar kendilerine özgü bir tor sistemi geliştirmişlerdi. Bunun Iveco kamyon üzerine kurulu bir şey sistemi üzerine geliştirmişlerdi. Onun videosu varsa koyarsan sevinirim bir şey olarak. O sistemin üzerindeki altılı füzeyi, büyük ihtimalle altılı olduğunu umut ettiğim füzeyi, dört de olabilir, teknenin içine yerleştirmişler. Komuta kısmını da muhtemelen teknenin içine dağıtmışlardır. Başa da son teknoloji Moner 12-17 uçak savar koyarak şeyi tamamlamışlar. Devrim muhafızların hep böyle aykırı araçları oluyor. Neden? Çünkü devrim muhafızları tam anlamıyla bir donanma ya da bir deniz gücü değil. Ana görevleri çoklu adetle taciz etme veya çoklu adetle, ne diyelim buna, doyurma. Ama doyurma da dediğimizde saldırı gibi de değil. Aynı anda 20 tekneyle Amerika'nın oradaki geçen iki gemisini taciz etmeye çalışıyorlar. Aynı şekilde işte 40 tekneyle bütün Basra Körfezi'nde trafiği kapatıyorlar veya ortada dağıtmaya başlıyorlar. Amerikan tatbikatını falan geciktirdikleri oldu yani. Şimdi Amerikalılar da buna karşılık dağıtmaya başladılar. O bölgede seyreden büyük gemilerin üzerine full yüklü Apache'leri koymaya başladılar. İşte bir Amerikan lojistik gemisi giriyor diyelim ki Basra Körfezi'ne. Üzerine iki tane şey konuyor, Apache konuyor. O şekilde devam ediyor bu tür tacizlere karşı. Ve hakikaten de havalanıp gerektiğinde uyarı ateşi yaparak şey yapıyorlar. Şimdi buna sen elden atılan işte omuzdan atılan MEMPETS tabir ettiğimiz füzelerle cevap vermeye çalışmam bir nebze, ama daha uzun menzil, yani Hellfire menzilinden daha uzaktan bir şeyle cevap verebiliyorsan çok büyük bir artı. Ancak burada şöyle bir sorun var. O videoyu eğer koyabilirsen oradan anlatman daha kolay olacak. O videoda şey var. İran sisteminin üzerinde iki tane radar var. Birisi arama radarı, diğeri de aydınlatma veya hedefi bulduğunda kilitlenme radarı. Aslında kilitlenme de şöyle oluyor. O radar bulduğu hedefe optik sistemin kilitlenmesi için yükseklikte şeyi veriyor. Mesafeyi veriyor. O sistemde iki radarla, yani önce bir hedefi bulup sonra da şey yapması gerekiyor. Kilitlenmesi optik olarak da ondan sonra takip edip attığında füzeler çok zeki füzeler değildir. İlla son hedefe vurana kadar line of sight tabir ettiğimiz hedefi klasik adamla gez göz arpacıkla tutarak gitmek zorunda olduğu füzelerdi. Tabii yaklaştığı zaman hani yaklaşma tapası patlar, önünde şey yapar, ama hani ana prensip olarak çok zeki olmayan füzeler bunlar. Son mesafeye kadar hani sen hedefe bakmak zorundasın, böyle bakıyorum 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 şeklinde bakmak zorundasın. Bu teknenin üzerinde herhangi bir radar yok. O gördüğümüz kubbenin içine atılan füzenin hiçbir radarı sığmıyor. En baştan onu konuşalım. Yani o kubbe biraz gerçekçi bir kubbe değil. Çok daha büyük olması gerekiyor kubbenin, radarın sığabilmesi için. Ha dersen ki yarısını şeyin altına gömmüşlerdi, teknenin içine gömmüşler, o zaman da o radar işe yaramaz. O yüzden hani o kubbe biraz gerçekçi değil. Onu bir şey yapalım. Onun haricinde bakacak olduğumuzda bu durumda nasıl şey yapıyor bu? İnfrared, kendi gözle tabir ettiğimiz şey, kamera sistemiyle kilitlenip ondan sonra ateş ediyor. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Ama hani onu yapana kadar, hedefi bulana kadar çok çok zorlanır. Av olma ihtimali yüksek. Ha şuna yarar. Yani bunun gibi iki tane tekne taciz eden 40 tane teknenin yanında seyretse, Amerikalıların Apache'leri o kadar kolay artık şey yapamaz. Hani uyarı atışı açamaz, bilmem ne yapamaz. Hiçbir şey yapamasa, kendi işte kamera sistemiyle kilitlense, infrared kilitlenme yapsa, Amerikan helikopteri daha geriden şey yapmak zorunda, takip etmek zorunda kalır. Yani en azından bir 15 kilometre yine çıkmak ister, güvende kalabilmek için. Yani bu bile bir artı. Ama bir tür bir teknenin hani Basra Körfezi hariç, çünkü deniz olarak Basra Körfezi çok sakin ve düz bir denizdir. Yani rüzgar bile çıksa dalga boyu çok fazla olmadığı için anca o bölgede kalır. Yani desem ki bana Kozan Bey, şunların üç tane de biz yapalım, üzerinde işte Ruslardan da nasıl olsa füzede buluruz, biz de koyalım böyle desem, kanal
iki gün sonra denizde bu tekne kar olur gider derim. Bizim için uygun bir dünyanın pek çok yeri için uygun bir sistem değil bu maalesef. Az önce bahsettiğim gibi insansız sistemler üzerinden biz düşünecek olursak bizim en önemli ihtiyacımız insansız sistemde dürbünle göremeyeceğimiz için hedefi belirlemek olacak. Bu hedefi belirlemeyi biz otomatik olarak radarla vesaire bir şekilde yapabilirsek çünkü içinde bizim teknenin insan olmayacak biz onu kabul ediyoruz. Şimdi hedefi belirledikten sonra bizim için bulması yani vurması daha farklı opsiyonlara sahip. Biz hisar olabilir veya sungurun uzatılmış versiyonu konuşuyoruz sırada hani özellikle Levent sisteminde kullanılmak üzere görüntüleri de ortaya çıkan daha önce de bizimle sohbetini yaptığımız. Onun menzili zaten hemen hemen şu anda bu videoda izlediğimiz İran sisteminin menziline çok yakın bir menzil oluyor. 15 kilometre maksimum diyor buna. O da 12 kilometreleri geçen bir menzil olmaya başlıyor. Bu durumda daha küçük, daha kompakt bir sistemi kullanmak daha mantıklı olur. Yani İran'da insan kaynağı bol. O yüzden bu hani insansız sistemde onların hava savunma için Basra Körfezi'nde o kadar da çok insansız sistem kullanma riskini almak yerine yani 500 kişiye gönderme konusunda çok bir sıkıntıları olduğunu düşünmüyorum. O yüzden onlar böyle bir daha az teknolojik bir sistemi tercih etmişler. Dediğim gibi hani çok teknolojik olarak yetersiz olsa da şu andaki mevcut konjektürlerinde şey iyi bir şey. Yani Amerikan savaş helikopterleri, Apache helikopterlerini daha uzak gitmeye yarayabilecek bir sistem yapmışlar. Yani kesinlikle aşağı alamıyorum. Hani bir sürü eksiği var işte. Radarı yok, şusu yok, busu yok. Oradan üzerine seyir radarı koymuşlar. O şekilde elektromanyetik de çalışmaz vesaire. Onlara girmiyorum bile ama hani şu haliyle sadece hani görerek kamerayla şey yaptıkları bir sistemde dahi yeterli gelecek bir şey kurmuşlarken altyapı kurmuşlarken sadece İran ve sadece Basra Körfezi için başarılı bir sistem. Hazır insansız araçları, insansız deniz araçları konusuna girmişken geçtiğimiz gün bu Ulaksila'da bu TSK'nın elektronik harp denemelerinde boy gösterdi gibi bir haber paylaşalım. Bunu Defense Türk'te paylaştı hatta. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendirdiniz? Bu ulağın ilerleyiş süreciyle bu farklı görevleri de üstlenebilmesiyle alakalı görüşleriniz nasıl? Şimdi şey konusunda da çok iyiyiz. Deneme yapma konusunda gayet iyiyiz. Yani şey gibi bir deneme yapmıyoruz biz. Hani bir şey yaptık, çalıştı, ne güzel falan şimdi değiliz. Gerçekten olabilecek gerçek anlamda muharebe sistemleri şeklinde deneme çalışıyoruz. Bununla ilgili daha önce hatırlarsan Mir-SIDA üzerinde şey görmüştük. Elektronik harp denemesi görmüştük. Bu biraz daha farklı bir sistem. Bu UHF ve HF sistemlerini kestirme ve kesme üzerine bir sistem. Yani birbirinden farklı elektronik harp sistemlerini birbirinden farklı SIDA'lar üzerinde deniyoruz ya da HIDA'lar üzerinde deniyoruz şu anda. Bu çok hem kıymetli hem de beceri yelpazemizin geliştiğini gösteren bir şey. Tek zaten o yapılan tatbikat veya denemede tek yapılan şey de bu değildi ama bildiğim kadarıyla hava erken ihbar komuta kontrol sistemi vesaire gibi sistemlerle de denenerek yapılan bir şeydi. Çoklu görevlerde bir elektronik harp veya sinyal kesme işi nasıl olacağına dair güzel bir çalışma yapılmış. Ve bu kadar küçük bir tekneye elektronik harp sistemlerini sığdırmaya başlamış. Çünkü bizim hep konuştuğumuz, genelde Arda da biliyorsun, Bülay'la da konuşurken hani biz bir şeyleri yapmaya başladık. Ama bunları küçültmek bir derdimiz diye konuşuyorduk. Şu anda gördüğümüz kadarıyla yani en azından ULAK'ın bu minnak insansız hava aracına bile bunu sığdırabildikten sonra bir şeylere varmaya başlamışız demektir. Ben her zaman için elektronik harp sistemini insansız araçlarda en zor iş olarak görüyorum. Hani hava savunma mı bu mu? Bu neden siz kendiniz iletişimi kaybetmeden başkasının iletişimini engelleme üzerine bir sistem kuruyorsunuz? Bu çok çok kıymetli çünkü işte ne yapıyor Yunanlılar? İsraillerden milyonlarca dolarlık elektronik harp sistemleri satın alıp bunu adalara yayıp insansız sistemlerin çalışmamasını sağlama üzerine bir senaryoları var. Şu anda ben diyorum ki bu senaryo gitgide zorlaşacak. Çünkü biz süperiz falan demiyorum ama gözle görünen bir şey var. İki ayrı denemede birbirinden farklı iki sistemde iletişimi kaybetmeden işte şu anda belki 50 kilometrelerde ya da 70 kilometrelerde ama uzun mesafelerde teknelerle iletişim kaybetmeden bütün komutayı kontrolü devam ettirerek görev yaptırabiliyoruz. Bu durumda da hani onun bizi elektronik olarak karıştırması çok çok daha zor geliyor.
iyi yerlere varıyoruz. Yani ben işte şu anda hani işte insan saraçlı sistemlerle bunlardan çok adetli olarak Ege'de adaların etrafında dolaşmaya başladığı zaman iletişim durduracaksın. Bu herhangi bir göstergelerden biridir yani. Kendi arasında veri iletişiminde kablosuz sağlayamayan bir karşı güç sana göre çok çok daha fazla zorlanacak. Bu o anlama gelir. Yani ben o yüzden burada hem memnunum hem de gelişmişliğin iyi bir seviyesinde olduğumuzu gösteriyor. Sen elektronik harf sistemini bizden başka deneyen İsrail'in yaptığını biliyoruz. Ama Fransızların insansız deniz araçları denemedi. Avustralyalılarınki denemedi. Yani iyi bir yerde olduğumuzu göster. Amerikalılarınkine şey, onlar okyanus tipi gemi yaptıkları için şu anda insansız deniz aracı olarak ayrı bir yere koyuyorum. Ama hani küçük tekne konusunda kıyı savunma veya kıyı müdahalesi konusunda bizim gibi çalışan ülkelere baktığımızda 24 metreye kadar olan tekneler diyelim bunlar şimdilik. Bizim kadar ileride, bizim kadar çeşitli ve bizim kadar çok ve hızlı deneme yapan başka bir ülke şu anda yok. Ve işin güzel tarafı da birden fazla firmamız, hatta üçten fazla firmamız, dört firmamız yapıyor yani bu tarz çalışmaları. Farklı farklı konseptleri var. İşte silah yükleri genellikle hani benzer olsa da ama tekne tipleri farklı. İşte mesela Sefine'nin Aselsan ile Evet, beraber geliştirdiği saç, hani bunun kullanım konseptlerinden veya getirebileceği aynen. farklılıklardan bahsetmiştik zaten. Aynen. Çeşitliliğe de bakıyoruz işte. Dediğim gibi şimdi 3 firmada şey yaptı örneğin. Lazer güdümlü şey yaptı. Omtas denilmiş o sana yanlış söylemeyeyim şimdi şeyi. Bir füze attı. 3 firmada bildiğim kadarıyla uçak savar şeye gelebilecek şekilde atışlar yaptı. Ondan sonra 2 firma elektronik harp denemesinde bulundu ve hani eğer izin verirse daha da bir sürü şey deneyecek. Hatta Sefine Hanım'ın eğer antidenizaltı şey konusunda da İspanya'da şey yaptı. Bir tatbikata katıldı sona boylarına vesaire. Yani baktığında şu anda hani hem çeşit hem de firmaların hani görev çeşitliliği ve firma çeşitliliğimiz çok fazla. Muhtemelen hani doğru bir şekilde oynarsak biraz daha desteklenirse bu sistemler hani çünkü çok pahalı ve geliştirmesi de çok zahmetli sistemler olduğu için maliye olarak da desteklenmesi gerekiyor ve böyle sürekli gerçek harp ortamında bir şekilde denenmesi gerekiyor. Gerçek harp en azından mümkün olduğunca gerçekçi bir şekilde. Bizim tatbikatlar veya bu tür denemelerimizin de tüm dünyada gerçekçiliği çok kabul edilir. Çünkü biz gerçekten zorladığımız için sistemleri şey yaptığımız için hani bir Fransız, aa biz bunu denedik dediği zaman kıyıdan 20 mil ötede sinyal aldık. Bak süper çalışıyor gibi değil biz. Yaptığımız zaman gerçekten bize nasıl saldırırlar, bize nasıl kesebilirler sinyalimizi, bize nasıl şeyler yapacaklar diye üzerinde çalışarak yapıyoruz. Ya da biz nasıl kesebiliriz? Bunların üzerinde çalışarak yaptığımız için bizim tatbikat veya denemelerimiz çok çok daha gerçekçi oluyor. Yani ondan dolayı bunları başarabiliyorsak iyi bir yerdeyiz. Küçük tekne konusunda büyük demeyin şimdilik ama küçük tekne konusunda hani dünyada açılacak pazarı siler süpürürüz. Benim aklıma hep şey geldi Kozan Bey. Bunu bir ek bilgi olarak size sormuş olayım. Muhtemelen bazı arkadaşlar da merak etmiştir. Hani hep şeyi konuşuyoruz işte SİHA'lara IS radar takacağız. Ama mesela bunu ben Kadir Bey'e de sormuştum. İşte SİHA'nın motorunun ürettiği güç işte IS radarı beslemeye yetecek mi gibi gibi bazı sorular sormuştum. Şimdi bunun benzerinde insansız deniz araçlarının... Jeneratör koyuyoruz. Gemi de sorunuyor. Bak teknolojinin iyi tarafı budur. Uçak gibi hani yükü taşımak konusunda daha çok şeyin derdin olmuyor. SİHA şu gördüğüm şey SİHA'nın üzerine bile en küçük ULAK SİHA'nın üzerine bile gideriz o yapacağım küçük IS radarı besleyecek 10 kW'lık 20 kW'lık bir jeneratörü sığdırırız. Hiç sorun olmaz yani. Hani, denizde bazı ağırlıkları daha çok kabul edebiliyorsun. Ha ne olur 400 deniz mili gitmez de o zaman 300 deniz mili gitmeye başlar, 320 deniz mili gitmeye başlar. Ama hani enerji ve bu tür dediğin şeyler en az dert olacak şeydir. Tamam. Teşekkür ederim. Çünkü hani benim aklıma geldi. Eminim aklına gelecek veya bunu merak eden arkadaşlar da vardır diye düşünüyorum. Ben uygun görürseniz bir sonraki gelişmene geçiyorum. BMC Power hafta içi bir duyuru yaptı. Dedi ki hatta İbrahim Sünnetçi Bey de paylaştı bunu. M60A3 ana muharebe tank modernizasyonu için 1300 beygir kapasiteli bir güç grubu geliştirmeyi planladıklarını söyledi. Motorun adının da Tuna olduğunu paylaştı. Bu motorun Utku'yu büyütmek yerine Batu'yu küçülterek böyle bir işte Tuna isimli bir motor çıkaracakları bilgisini paylaştılar. Hani sizinle önceki yayınlarda da konuşmuştuk işte bu çıkarma gemilerimiz için veya TCG Anadolu'da işte
kullanabileceğimiz tanklar için, hatta bazı arkadaşlar da eleştiriler de getirenler olmuştu. İşte tatbikatlarda hala M60'ları kullanıyoruz gibi gibi gibi. Yani siz bu gelişmeyi pardon M48 özür dilerim. Siz bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz veya nasıl okudunuz? Tabii şöyle anlatayım. Öncelikle okuduğumda yani o yazıya şunları düşünmeye başladım. Yeni Altay nedir? Altay işi o kadar saracak ki yenisini yapsak daha kolay olacak mı demek istediler. Altay yapana kadar o kadar uzun yıllar geçti ki artık modernizasyon yerine yeni bir sistem üzerine çalışalım. Tabii ki zaten yeni motor, yeni transmisyon dediğin zaman gövde bayağı değişeceği için yeni bir tank tasarımına mı gidildi? Yani yeni Altay nedir? Onu çok merak ettim. Bu bir. İkincisi daha bu yeni Altay ya da Altay o kadar gelmeyecek ki Altay yapması gereken firma M60 modernizasyonunu yapmaya çalışıyorsa hani daha çok uzun yıllar mı var? Bunu mu anlamamız gerekiyor Altay tankı için diye? İnsan böyle tedirgin ve endişe ederek düşünmeye başlıyor. Çünkü hani otokar şey yapabilir. M60 modernizasyonu için böyle bir teklifte bulunabilir. FNSS bulunabilir ama BMC'yi, Altay tankını yapacak BMC bulunuyorsa bir dakikaya sen hani BMC yapacaktın da M60 A3'leri modernize etmemiz gerekmeyecek de hani diye insan düşünmeye başlıyor. Umarım ki bu şekilde değildir de tank sayımızı arttırmak için bir en verimli kullanmak için diye düşünmüşlerdir. Bence de doğru yaklaşım. Çünkü bir şeyin beygir gücünü yükseltmeye çalışmak bir motorun veya bir şeyin daha fazla zorlamaya yani ne yaparsan yap işte kompresyonunu arttırıyorsun, belirli yakıt tüketimini arttırıyorsun, daha fazla güç almak için daha fazla devir vermeye çalışıyorsun vesaire bir sürü farklı yöntemle ama daha fazla yaparak zorlamaya çalışıyorsun. Buna karşılık elinde daha güçlü olarak yapmaya çalıştığın, 1500 beygir olarak yapmaya çalıştığın bir motorun varken bundan 1300 beygir güç ya da 1250 beygir güç elde etmeye çalışmak daha kolay ve daha güvenli. Sen daha az yorarak dayanımını arttırıyorsun. Çünkü belki sana o zaman sen şu anda atıyorum işte şey içinde silindir içinde 200 bar basınçla patlamayı yapıp da şey yapmaya çalışırken hayır ya 170 bar fazlasıyla yetecek bana. Zaten o düşecek olan 300 beygir 250-300 beygiri ben bu sayede rahat rahat kazanırım. Benim motor ömrüm daha çok uzar. Daha az yakıt sarf eder. Daha az motoru da yorar ve daha uzun bir ömür sağlar diye çözebilirsin. Yani daha güçlüden daha güçsüz bir motor elde etmek bence çok çok daha hızlı elde edebileceğimiz bir şey olacaktır. Yani o konuda şey Magidiç, bu bütün bu yapılan söyleşideki tek güvendiğim nokta bu motoru çıkarabilirler mi? Evet çıkarabilirler. Bu transmisyonu çıkarabilirler mi? Evet daha az güç gerektireceği için çıkarabilirler oldu. Ama diğer kısımlardaki bütün endişelerim de bakidir. Hani demek ki daha Altay'a çok mu var diye ki M60 modernize edelim diye uğraşıyorlar diye. Endişe duydum onu da belirteyim. Valla hayırlısı olsun diyelim yani şu an öyle Altay hani işin açıkçası her yorumcuyu zorlayabilecek bir konu çünkü çıkacak dersiniz çıkmayabilir çıkmayacak dersiniz böyle bir parmak bal çalabilirler ağzımıza bir tane koyabilirler. Zaten onlar da çıkacak demediler yeni Altay dediler. Evet. Güzel bir şey bizi hani ne diyeyim böyle gizemde bıraktılar hani. Nisan Mayıs gibi yeni Altay olacak dediler. Ya yeni Altay ne şimdi hani bir dakika falan diye böyle hepimizde bir gizem oluştu şu an. Ama şey eleştirisini de getiren arkadaşlar da vardı. İşte biz Altay'ı üretene kadar Altay işte hani çeşitli anlamda bazı şeylerin gerisinde kaldı gibi eleştiriler getiren arkadaşları görmüştüm yorumlarda. Hani bu konu üzerine doğru tartıştıklarını. Yani ben hiçbirine zaten benim tam ihtisasım olmadığı yani için bu konuda bir yorumda bulunamam ama üretim prensibiyle bakacak olursak M60 araçları modernize edelim mi? Edelim. Hani Altay gelsin gelmesin edelim. Çünkü bizim çok sayıda tanka ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Yunanistan'la işte bu deprem sebebiyle sular duruldu ama iki ay sonra ne olacağı belli değil. Bakıyorsun aşağıya Suriye, Irak, İran sürekli bir başka şey olarak çıkıyor, sorun olarak çıkıyor. Ermenistan, Azerbaycan hani sınırda sorunsuz olduğumuz bölge yok yani. Bir Bulgaristan sınırı var, onda da şeyiz yani. Bir dersiz orası kalsın yani gözünü seveyim. Ama dediğim gibi yani hani böyle bir durumda hani 250 Altay, 500 Altay daha yetmeyeceği için daha uygun maliyetli çözümleri bulmamız açısından bu tür şeyleri çok destekliyorum. Bunu da belirteyim yani.
Kozan Bey, bir diğer gelişme de özellikle bu konu hakkında da arkadaşlardan mesajlar da aldım. Hatta sizin değerlendirmenizi istedikleri. Bu Gabyalara lazer elektronik taarruz sistemi, yani TCG Gökova fırkateyni üzerinde kullanıma başladığı ile alakalı haberler paylaşıldı. Siz bunu nasıl değerlendirdiniz? Arkadaşları bu konuda nasıl bilgilendirebiliriz? Çünkü birkaç kişiden mesaj aldım konuyla ilgili, bence merak ettikleri bir konu diye düşünüyorum. Ve sizin Doğru. görüşlerinize de önem veriyorlar bu konuda. Kitapta baktım ben de ona. Bir dijital kitap yayınlamıştı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı. Orada okutmuştum. Lazer sisteminde kullanılan lazerlerden kullanmışlar. Şimdi lazer sistemi sen de zaten biliyorsun. Çok büyük bir sistem. Lazerin diyelim, hedefleyen kafası da çok büyük bir sistem. Şu anda neredeyse bir konteyner büyüklüğünde bir sistemle beraber çalışabiliyor. Ama siz bunun içinde yanılmıyorsam eğer 40'a yakın, şu anda 2.24 deneme yapmışlar da galiba operasyon olarak 40 ayrı lazer frekansında köreltme. Bu 40 ayrı lazer frekansında köreltme yapmak demek, hani dünyadaki bütün lazer güdümlü mühimmatlarda veya infrared güdümlü mühimmatlarda size önemli ölçüde o gözü köreltmeye yetecek kadar, illa yakmak ya da şey yapmak değil ama gözün görmesini engelleyecek kadar bir etki yaratmak. Bunda ise bunun bir gözü kullanılmış. Yani 40 ayrı gözden demeyelim ama 40 ayrı frekanstan bir belki de iki frekanslı kullanılmış çok küçük bir sistemden bahsediyoruz. Çok daha basit bir sistemden bahsediyoruz. Ve bunu da aydınlatma radarı üzerine kurmuşlar. Yani zaten aydınlatma radarı üzerine gelen füzeye döneceği için diyor ki o döndüğü anda bu lazeri de bastığımızda tekil, yani büyük ihtimalle herhangi bir ülkede olan lazer güdümlü bombayı köreltmeye yetecek. Lazer güdümlü bir füzeyi köreltmeye yetecek. Ama bu füze illa deniz füzesi olmak zorunda değil işte. Hareketli hedefe atılabilecek bir lazer güdümlü füze. Belki Yunan helikopterlerin atacağı Hellfire. Belki Yunan savaş uçaklarının atabildiği Maverick tarzı lazer güdümlü bomba gibi sistemleri spesifik, ama böyle yani Maverick'i köreltecek, Hellfire'ı köreltecek şeklinde. Öbürü gibi geniş olmadığı için, 40 çeşit lazer bandı olmadığı için noktasal, yani nokta demin de hani mühimmata yönelik bir aydınlatma yapacak bir sistem yapmış. Yani köreltme yapacak bir sistem yapmışız. İyi bir şey. Bir yerden başlamak gerekiyor bunu benim gemilere koymaya. Şu anda ben hani çok şey yaptım. Doğru bildim. Size saldıracak kişinin de zaten hani elindeki mühimmat belli. Kendi üretmediği için farklı bir bantta yapamıyor. Sende olan mühimmatın aynısını kullanıyor. Ama sende onda olmayan mühimmat var. O yüzden de senin ölçülerini bilmiyor. Yani o da aldı koydu gitti. Şeyden aldı, Thales'ten aldı koydu. Tamam ama senin bandın ne? İki, senin bandını da tutturdu. Sen bandını değiştirebilirsin. Bir de sen deli gibi mühimmat açıyorsun. O yüzden dolayı yani üstü gün bu belirlendiğinde sen belki o mühimmatların, o bantla çalışan lazer mühimmatlarını çoktan bitireceksin. Farklı bantla çalışan bir lazer mühimmatı koymaya başlayacaksın. O durumda bütün o Thales ekipmanını şey yapmak zorunda kalacak. Gerilemek veya çöpe atmak zorunda. Bir de Yani aradaki fark bu yani. Onu anlatmaya çalışıyorum size. yanlış hatırlamıyorsam bizim hibrit başlık çalışmalarımız da vardı. Hani aynı şeyde mühimmat üzerinde iki farklı başlık gibi, hani bu tarz çalışmalar da vardı ve işte mesela Kuzgun'dan bahsediyoruz, Çakır'dan bahsediyoruz. Farklı farklı mühimmat aileleri de var ki hani kullanılabilecek tabii ki artık hedef çeşidine göre veya tercih edilebilir. Elimizde seçenek çok işte. Hani siz Yunanistan özelinden örnek veriyoruz. Yanlış anlama yani. Burada savaş çırtkanlığı yapmıyoruz ama hani oranın üzerinden örnek veriyoruz. İşte iki mühimmat saydınız. İşte mesela biz şu an kendi tarafımıza baktığımızda herhangi bir durumda, herhangi bir X bir ülkeye karşı dediğiniz gibi hani bu ilerleyen süreçte elimizdeki o seçenek sayısı önümüze serdiğimizde çoğalacak. Bu da elimizi rahatlatacak veya kafamızı rahatlatacak veya planımızı daha geniş anlamda sergileyebileceğimiz bir alana yönlendirecek diye düşünüyorum ben de kendi adıma. Aynen. Aynen. Kozan Bey, son konumuz da bu Kore gelecekte yapacağı uçak gemisi için F-35 almayı planlıyorlardı ve F-35'ten vazgeçtiklerini ve yerine KF-21'in gelecekte üretecekleri deniz versiyonu kullanmayı tercih ettikleriyle alakalı bir haber gündeme yansıdı. Siz bunu nasıl değerlendirdiniz okuduğunuzda? Bununla alakalı görüşleriniz nasıl şekillendi? Kana, paranın gözü kör olsun dedim öncelikle. Neden? F-35B almaktan vazgeçti. Ama buna karşılık F-35 alım sayısını arttı. Hani F-35 almaktan vazgeçmedi.
direkt olarak ya ben F-35B almayı düşünüyorum demişti. Hatta bununla ilgili görüşmeler de işte. Fakat dedi ki ondan sonra ya F-35B dedim sana 12 tane 20 tane ama ben onu A yaptım dedi. Hani param var. B almıyorum da A alıyorum dedi ve geçti yani. Böyle al, şey yani o Kore'nin parası bizim çenemizi yoruyor. Tabii ki bu bize aslında yol gösterici bir şey bu yaptığı düşünce. Neden? Çünkü bizim gibi 5. nesil sayılabilecek bir yeni uçak yapıyor kendisi de. Bora midi. Tam işte belki 5. nesil değil, mühimmatlar altta aşağıda bilmem ne diyoruz ama son derece gelişmiş ISR radarlı iyi bir uçak yapıyorlar şu anda. Bu uçağın deniz versiyonunu da kendine yapıyor olması, kendi ürününe olan güvenini, inancını ve kendi yaptığı argesini güçlendirmeye yarar. Ne yapacak? Şimdi Kore zengin bir ülke, iki kendinde olmayan teknolojiye ulaşabilen bir ülke. Ben bunu yapacağım dedi. Bu acaba İngiliz uçak gemisindeki gibi ya da Hint uçak gemisindeki gibi, Rus uçak gemisindeki ya da Çinlerin iki tane uçak gemisindeki gibi rampadan mı zıplayarak kalkacak? Jump jet tabir ettikleri şekilde belli bir alan. Yoksa Amerika ile arası çok çok iyi bir ülke olduğu için Fransa'ya M6 satmayı kabul etti. Kesin Kore'ye de satmayı kabul edecek. Kore'ye de iki tane elektromanyetik katapult verip elektromanyetik katapultlu bir uçak gemisi mi yapacak? Onu görmek gerekiyor. Ama demek ki siz bir teknolojileri geliştirmeye başlarsanız özgüveniniz artıyor ve şey diyebiliyorsunuz hani tamam benim yaptığım bu uçak belli bir olgunluğa erişmeye başladı. En son gece uçuşlarına falan başladılar yani kendi uçaklarıyla. Bu yakın bir gelecekte ben bunun deniz versiyonunu da yaparım. Param da var. Ar-Ge'sine de milyar dolarımı da ayırırım. Ondan sonra da uçak gemimi de bunun inebileceği şekilde yaparım. Yapamadığım teknolojiyi de alırım koyarım. Yani diye bir çözüme gelebildikleri için hani ben şey zannetmiyorum yani hani bundan F-35B gibi işte dikine inip kalkan vesaire yapmak yerine F-18'e yakın bir uçak yapıp şeyle katapultla kaldırıp daha verimli olarak kullanacakları bir hale getirecekler. Fazlasıyla da edecek biz zaten böyle dedi. Aynen. Ben işin açıkçası KF-21'in hani şey gibi bu geçtiğimiz gün işte F-35'in motorlarının Pratt & Whitney tarafından geliştirilmesinin sürecin devamı ile alakalı bir karar haberini paylaşmıştım arkadaşlarla. Hani o anda aklımdan da işin açıkçası biraz da fantezi dünyamdan şöyle bir şey geçti. ABD'deki yetkililere sorsak hani şu an KF-21 şey olsa nasıl söyleyeyim operasyonel olsa ABD'deki yetkililere sorsak acaba tek motorlu F-35 mi yoksa çift motorlu KF-21 de tercih edilebilir mi? Hani imkan olarak onlar açısından öyle bir aklımdan geçti o an. Tabii ki bunun bu düşüncenin karşılığı ne kadar vardır orada yoktur onu bilmiyorum ama Yok. Güzel. Hani ABD tercih etmez. Çünkü ABD işte stealth'e çok özen gösteriyor. F-35'in içindeki teknolojiye çok özen gösteriyor. Ama KF-21 fukara F-35. aynen. Yani o şekilde bakmak gerekiyor bu uçakta. Yani hani önemli ölçüde radar kesit alanı azaltılmış. Hani harici yüklerle bile olsa şu anda herhalde 4,5. nesil diyelim veya bakıldığında çok küçük bir radar kesit alanı veriyor. İşte yarı gömme füzeler kullanıyor vesaire yapıyor, şu bu yapıyor. O yüzden dolayı hani baktığında o kadar da hemen böyle hani o kilometrelerde öteden fark edilecek bir uçak değil yani. O yüzden F-35'e ulaşamayan ve Amerika'nın parmakla göstereceği diğer ülkelere büyük ihtimalle Kore bunu satacak. Zaten bilerek böyle bir işe girişiyorlar. Yani bu Amerika ile danışıklı dövüş bile diyebileceğimiz bir durum. Amerika kendi satamadığı her yere elden kaçmasın diye parmağıyla göstererek Kore'den alıyor. Şu anda işte Polonya örneğinde görüyorsun yani Polonya neredeyse ülkenin savunma anahtarını Kore'ye teslim etmiş durumda. Yani, belki yarın öbür gün KF-21 de alacak yani. F-35 çok pahalı geldi bana diyecek. Ben kusura bakma Amerika dediği zaman Amerika ona hayır sana şey satmayacağız mı diyecek hemen. Aa tamam git o zaman KF-21 al diyecek belki. Bir örnek Polonya olacak. Böyle bir sürü Belarus ülkesi çıkacak ortaya. O ülkelerin işte şey ülkeleri, Litvanya, Latvia bilmem ne belki onlar KF-21 alıcısı olacaklar. Hakeza işte Endonezya hala almak istiyor, şey yapıyor. Ya bunların hepsi baktığında hani Amerika'nın kendi F-35 satmayıp ama hani hep de şeyin içinde kalsın diye uğraştığı hani ne diyeyim ilgi alanının içinde kalsın diye uğraştığı şeyleri parmağıyla Kore'yi gösteriyor. Kore'den alıyor. Onun için çok güzel bir alternatif uçak yarattılar şu anda. Hani 5. nesil mi değil.
Ama pek çok özelliği var mı? Var. Amerika'nın satmadığı yeri satabilir miyim? Amerika izin verirse satarım şeklinde güzel bir şey burada. Ortaklık buldular, öyle diyebiliriz yani. Ama bu bize de şey gösteriyor aslında, hani direkt biz en tepeden hedeflediklerine girdik. Evet, imkanımız yok. Evet, bir sürü ambargodan dolayı acil ihtiyacımız var ve acil güçlü iyi uçağa ihtiyacımız var. O yüzden dolayı şey yaptık. Biz böyle bir yola sapmalı mıydık? Biz Kore kadar yapamadığımız şeyleri dışarıdan alamayacağımız için böyle bir ara çözüm hem maddi olarak bizi çok zorlardı. Yani desen ki örneğin, ya Ozan Bey biz de şey yapıyoruz. Koreliler nasıl FA-50'si var. Eğitim uçağı gibi. Bizim Hürjet uçağı karşılık gelir. Ondan sonra bu KF-21'e geçtiler. Biz de Hürjet'i yapıyoruz. Bak, Hürjet'e karşılık gelir, özür dilerim. Biz de Hürjet'i yapıyoruz. Hürjet'ten sonra direkt MMO'yu atlayacağımıza böyle bir ara çift motorlu Hürjet gibi düşünsek böyle bir uçak çıkarabilir miydik? Peki çıkarabiliriz de bizim bu kadar kaynağımız yok. Bizim bu kadar bütçemiz yok ki bunu yapsak bir yeni bir derdimiz daha olacak. Bu sefer buna da motor bulmamız dert olacak. Buna da diğer ekipmanları bulmamız dert olacak. O yüzden hani maalesef bizim tuttuğumuz yol doğru yol ama hani Korelilerle aynı yol değil. Aynen. Bu arada arkadaşlar muhtemelen şeyleri bazı yorumlarını da gördüm. 18 Mart 2023'ü heyecanla bekliyorlar. Hani 18 Mart 2023'te Milli Muharip Uçak Hangar'dan çıkacak mı? İşte Atak-2 ilk kez motorunu çalıştıracak mı? Gibi gibi öncesinde paylaşımlar yapılmıştı. Ama şu an ülkede yaşanan afetle alakalı hani bunlardan dolayı bu ne, hani ne kadar karşılık bulacak veya ertelenecek mi, ötelenecek mi biraz daha onu bilemiyorum işin açıkçası. Ama ben de 18 Mart 2023'te ne olacağını bekleyen insanlardan biriyim. Ne paylaşılacağını. Belki görüntü ve video olur ama ben öyle bir hani törensel veya bir şey olacağını tahmin etmiyorum yani. Zaten olmayacağını açıkladılar. Programda da çok gecikme olmadığını da belirttiler. Yani Aynen. o yüzden de hani ben onun ilerlediğini düşünüyorum. Belki bir görüntü, video, bir şeyler paylaşılır. Ama hani böyle çok ekstrem bir durum beklemiyorum. Ama hani çok da programda bir gecikme olmadığını söyleniyor. Gayet de mantıklı gidiyor yani. Hani. O tür şeyler olur. Mutlaka hani 14 Mayıs'tan önce şey görürüz. Bunların hangardan çıkışını, motor çalıştırmasını vesaire, belki bir Hürjet uçuşu gibi, Hürjet uçuşu veya hızlı taksi gibi şeyleri görürüz diye ben tahmin ediyorum. İnşallah diyeyim. Kozan Bey ağzınıza sağlık. Gerçekten keyifliydi. Arkadaşlar da gündemdeki böyle ilginç gelişmeleri gördükçe özellikle bu Kore'nin ve işte bu Gabya Fırkateyni'ndeki lazer elektronik taarruz sistemini hemen bana mesaj atıyorlar. İşte şey diyorlar ya Kozan Bey'den bir yorum alabilir miyiz? Yayın planlıyor musunuz? Ya da planlamıyorsan Kaner hemen bir Kozan Bey'le yayın yap. Bu konu hakkında sizin Bir araya girebilir buyurun. miyim? Çok özür dilerim. Muhtemelen Kore'nin uçak gemisi tasarımı da değişecek. Evet. Yani hep gösterdikleri Queen Elizabeth'e benzer bir uçak gemisi tasarımı var. Bunda aynı zaten İngilizler beraber yaptı. Muhtemelen benim beklentim yakın bir gelecekte onun da daha böyle Fransız uçak gemisine benzeyen veya kendine özel Queen Elizabeth'in de aslında bir şey vardır. Klasik sistemde yapan bir tasarımı vardır. Muhtemelen ona daha çok benzeyen, yani açılı iniş güvertesi olan bir sisteme döneceğine dair bir düşüncem var. Çünkü bu sistem F-35'e daha uygun özellikle dikey iniş kısmına hani dikey inişlisine ama diğer türlü dediğiniz gibi mancınıkta atacak olurlarsa tabii ki de siz hani şey Evet, olarak ben şey. Kore'nin şeye girmeyeceğine, dikey inişe girmeyeceğine kesinlikle inanıyorum. Hani çok büyük konuşmayayım ama hani hayır, hani girmezler o şeye, riske. Çünkü çok fazla dışarıdan o zaman müdahil olmaya başlıyor. Onun yerine yani gayet konvansiyonel F-35A ya da işte F-18'lerde zaten üretim hattını kapatıyorlar. Onların alternatifi olarak dünyada kendini kullanabileceği, belki yancı Hindistan'da vesaire gibi ülkelere satabileceği bir alternatif ürün olarak da ortaya çıkarabilirler. Kozan Bey, teşekkür ederim tekrar. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Lütfen beğenilerinizle yayınımıza destek olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin beğenileriyle yayınlarımızı daha geniş kitlelere eriştirebiliyoruz ve bunun için her zaman size teşekkür bir borç biliyoruz. Kozan Bey'le beraber bir uzmanlarıyla sohbetlerin bu bölümünün sonuna geldik. İlerleyen günlerde yeni gündemlerle birlikte tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar hepinize hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.